Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri sesleniyor. Kendini gafillerden koru. Kulun duasına icabet olunması için ilk şart helal lokma ile gönül alemini ıslah eylemek, son şart ise ihlas ve huzuri kalptir. Yani Cenab-ı Hakk'a layıkıyla yönelmektir. Eğer ağza konulan lokma helal değilse o kimsenin ihlaslı ve huzurlu olması, masivayı terk edip Hakk'a yönelmesi çok zordur. Haram lokma kalbi ve kanı bulandırdığı gibi azaları da ifsat eder. Fena ameller işletir. Helal lokma ile beslenen kalp ve cesetten ise salih ameller sudur eder. Tıpkı temiz ve mümbit topraktan bereketli mahsul alınıp çorak ve fena topraktan iyi mahsul alınamadığı gibi. Kazancın helal yollardan olmasına dikkat etmek lazım geldiği gibi şüpheli lokmalardan da uzak durmalıdır. Karma karışık ve rastgele her lokmayı yemekten sakınarak alınan gıdanın tıyıp olmasına, manen temiz ve hoş kokulu yani helal olmasına ehemmiyetle riayet etmek şarttır. Ey birader, vakit ahir zamandır. Din zayıflamış, sünnet terk edilmiş, bid'atler ise her tarafa yayılmıştır. Böyle karanlık bir devirde en mühim şey olan akaidi ve diğer dini ilimleri tahsil etmeye gayret eylemek zaruridir. İstikamet sahibi dağ gibi müstakim olmalıdır. Çünkü dağın dört alameti vardır. Sıcaktan erimez, soğuktan donmaz, rüzgardan devrilmez, sel alıp götürmez. Nitekim Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir Efendimiz'i gıyabında methederek şöyle buyurmuştur. Sen, şiddetli kasırgaların bile yerinden hareket ettiremediği, kuvvetli sarsıntıların bile yok edemediği yüce bir dağ gibiydin. Hakiki imanı elde edebilmek için kalbi hastalıkların izale edilmesi zaruridir. Bunun için de tezkiye-i nefs zaruridir. Nefsin emmarelikten kurtulması ancak onu tezkiye ederek mutmainne makamına çıkarmakla mümkündür. O zaman imanın hakikati zuhur eder ve kuvvet bulur. Bu seviyede iman vicdani olur ki bu kısım iman zevalden korunmuştur. Bir kişi zahiri ve cismani hastalığını tedavi etmek için gayret ettiği halde kalbin giriftar olduğu manevi hastalıklarla ilgilenmez ve gafil davranırsa bu nadanlıktan başka bir şey değildir. Hakiki manada İslam'a girebilmek, nefsi emmareyi bertaraf etmeye ve ilahi emirlere tabi olmaya bağlıdır. Binaenaleyh, nefsi mutmainneye ermeden evvel yalnız kalbi tasdik ile meydana gelen İslam'a İslam-ı mecazi derler. Nefs, mutmainne makamına erdikten sonra olan imana da imanı hakiki derler. Beylerbeyinde oturan Adil Bey isminde manevi hal sahibi ve keşfi açık bir zat vardı. Zaman zaman ziyaret ederdim. Bir gün bana şu tavsiyelerde bulundu. Kendini gafillerden koru. Onlarla oturup sohbet etme. Zira kalpten kalbe inikas olur. Karşındakinin günah hali sana sirayet eder. Sirke küpünden sirke sızar. Bal küpünden bal sızar. Sohbet, istişare ve iş sadık ve salih kişilerle olmalıdır. Sadık ve salih olmayan kimseler kendilerine zulmetmişlerdir. Onlarda hayra doğru bir meyil görülmediği takdirde zaruri olan görüşmeyi yapıp oturmadan derhal uzaklaşmalıdır. İnsanın ahlakı bulunduğu muhite, çevreye göre şekillenir. Gafil insanların içinde bulunan ve onlarla ülfet eden güzel ahlaklı bir kimsenin bu beraberliği neticesinde güzel hasletleri zayi olur. Nefsani ve şeytani ahlaka dönüşür. Adana'da bukalemun denilen bir hayvan yaşardı. Çocukluğumuzda onu merakla seyrederdik. Hayvan hangi cismin üzerinde gezerse onun rengini alırdı. İşte kalp de böyledir. Yanındakilerden renk alma kabiliyeti vardır. Huzurlunun yanında huzur alır, gafilin yanında gaflet alır. Bunun için de gafillerin yanında fazla oturmamalıdır. Zaruri iş ve ihtiyaç görülünce hemen ayrılmalıdır.